Şimdi 42. sırayla devam ediyoruz. 4 mavi, 1 beyaz, 1 kahve, 2 beyaz, 2 mavi, 2 sarı. Yani şu boynuz kısmına gelen hangi renkse sizin sarı. 2 mavi yaparak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok üzüldüğüm bir şey oldu. Ne oldu? 46. sıra 2 mavi, 1 beyaz, 1 kahve, 2 beyaz, 4 mavi şeklinde tamamladık. Fakat şöyle bir şey olacak. 47'yi video kaydına almamış cihaz. O yüzden orayı söyleyeceğim. Zaten anlayacaksınız. Şöyle şuraya koyayım. 47 Şimdi 47. sıramızda 3 tane mavi, 47'yi bulayım. 1, 2, 3 mavi. Şuradan da bakıyorum. 2 beyaz, 1 kahve, 1 beyaz ve 2 mavi yaparak sonlandırdık. Tamam mı? Tekrar ediyorum. 47. sıra 3 mavi, 2 beyaz. 47. sıra 3 mavi, 2 beyaz, 1 kahve, 1 beyaz, 2 mavi yaparak bitiriyorsunuz. 47. sıra bu şekilde. Lütfen dikkatli dinleyin. 48. sıraya geçiyorum. Zaten burada fark ettim bunu. 47. sırada da 2 mavi, 3 beyaz ve 3 mavi yaparak bitiriyoruz. Tamam mı? Çok şükür erken yakaladım. Şimdi 48. sıramızda başarıyla tamamladık. 49'a geçiyorum. 3 mavi, 2 beyaz ve mavi yaparak tamamlıyorum. 3 mavi, 2 beyaz, 2 mavi yaparak sıramızı tamamlayalım. Şimdi devam ediyoruz. 3 mavi, 2 beyaz, 2 mavi yaptık. Şimdi 50. sıraya geliyoruz. 50. sırada 1 mavi, 3 beyaz, 2 mavi yaparak tamamlayalım. 1 mavi, 3 beyaz ve 2 mavi. 51. sıraya geldik. 51. sırada 2 mavi, 1 beyaz, 2 mavi yapalım. 2 mavi, 1 beyaz ve 2 mavi yapalım. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 51. sırada bitti. 52, 1 mavi, 1 beyaz, 2 mavi yapalım. Şimdi arkadaşlar bu noktadan sonra artık başka renge ihtiyacımız kalmadı. Fark ettiyseniz artık son 2 satır. Şimdi ben de bunları hızlı bir şekilde örüp tamamlayacağım. Bazı açıklamalarım, bazı tüyolarım olacak. Bir videoda kalın. Şimdi ben hep köşelerden eksilterek bitiriyorum. Bu beyazla da işim kalmadı. Yorulduk mu? Yorulduk ama değdi. Bence çok güzel bir iş oldu. Şimdi son kısma geldik. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoda her şeyi açık bir şekilde yapmayı ve anlatmaya çalıştım. Şimdi son köşeyi yapıp finalliyorum ve ufak tefek bir süsleme yapacağım. Bakın bunu yapmak için istediğiniz türde ip kullanabilirsiniz. Yani illaki şu ipi kullanın, bu ipi kullanın diye size bir öneride bulunmayacağım. Ama ben bu tarz işleri yaparken kadife ip kullandım. Nedense kadife iple örmek çok hoşuma gidiyor. Zor mu? Zor ama istenilen her türlü iple de yapılabilecek bir iştir bu. İstediğiniz ipi, tığı kullanın. Tarifi zaten, ölçüler zaten aynı. Şunu şuradan bir kaldıralım. Şöyle bir açalım. düzelteceğim yerleri tabii ki de olacak. Şöyle bakıyorum. Harika gözüküyor. Elimize ve emeğimize sağlık. Bir de şu arka kısmına bakayım. Şimdi hangi tarafı kullanacağımda tam karar veremedim. Ama bu tarafı da kullanabilirim. Diğer tarafı da. Neyse. Bu hiç önemli değil. Bakın lamamız hazır. Ben şimdi ne yapacağım buna? Kamerayı elime mi alsam? Elime alayım, evet. Bakın şimdi. Şu göz aralıkları illaki istemsiz oluyor. Bunların hemen içerisinden siyah ip geçeceğim bu şekilde. Örgüde bazı tüyolar vardır. Bazen tarifi verirler ama işte bazı tüyolarını anlatmaz insanlar. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Buralarını ve bu arada boş, tam sıktıramadığım için oluşan bu boşlukları siyah iple bir güzel geçeceğim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tersi düze hiç fark etmiyor. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bir de arkasını çevirip bakalım. Bakın burası da çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Dediğim gibi ufak tefek bu işin tüyoları var. Onları da yapabilirsiniz. Mesela yanımda pompon var ama çıkaramadım. Hızlıca anlatayım. Buraya kanalımda yine birbirinden farklı çiçek yapım tarifleri var. Buraları mesela böyle çiçeklerle doldurabilirsiniz. Ondan sonra bakın şu boyun kısmı var. Şöyle katlayalım birazcık. Alanım dar. Şu boyun kısmını çiçekler ve pomponlarla doldurabilirsiniz. Tamam mı? Yani hani ben ürünü size bu şekilde ham haliyle verdim. Bu şekilde de kullanıp pazarlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bunun bebek battaniyesinin olmasını istiyorsak ne yaparız? Bebek battaniyesi olması için kalan iplerle etrafını geçersiniz. Tam bir bebek battaniyesi olur. Kızınıza yatak baza örtüsü ya da gece örtmek için battaniye yapmak istersiniz. Bundan küçük çocuklar için 4, büyükler için 6 veya 8 tane yaptığınızda yine kocaman bir baza örtüsü elde edersiniz. Ama bana sorarsanız bunu bebek ve diz battaniyesi olarak da çocukların odasını dekoratif kullanabilirsiniz. Ya da dev bir yastık yapabilirsiniz bundan. Gayet de güzel olur. Bu dev bir yastık da olur. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz birbirinden daha güzel ürünlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.